Evet arkadaşlar, şimdi gördüğünüz gibi arabaya geçmeden önce fiyatına bakacağız, ne kadar ve nasıl bir araba, ona bir bakalım önce. Çünkü her Perşembe günü indirime giriyor ve indirimde olan arabaları almaya çalışıyorum. Bunlardan yararlanmaya çalışıyorum, size de videosunu göstermeye çalışıyorum. O yüzden şimdi videomuza geçelim. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi 996 bin şu anda, ama indirimde olmadığı halde 1328 bine alabiliyorsunuz, ama alamazsın çünkü görevi var. Görevini yapmadığın sürece bu indirimin fiyatını alamıyorsunuz. 2214'e alabiliyorsunuz. Şimdi öncelikle şu arabanın F tuşuna basacağız. V tuşuna. V tuşundan bastıktan sonra şöyle arabayı öncelikle şöyle bir bakacağız. Araba nasıl bir şeymiş? Gördüğünüz gibi araba böyle bir şeymiş. Arabanın ışıklarını, her şeyini yakalım. Bakalım nerede, bir dakika. Şöyle şuraya girdikten sonra. Evet. Şuraya girdikten sonra gördüğünüz gibi arabanın ışığını yaktık. Araba nasıl bir şeymiş? Şöyle bir bakalım. Böyle bir bakalım. Oo, araba çok güzelmiş. Vallahi araba mükemmel görünüyor. Evet, gördüğünüz gibi araba mükemmel görünüyor. Şimdi araba mükemmel görünüyor. Ben de anladım, mükemmel görünüyor. Ben de mükemmelim. Şimdi şöyle bir bakalım. Ondan sonra şöyle içeriye bir girelim. Merhaba diyoruz. Bir dakika, girelim girelim. Abi selamun aleyküm. Abi bu arabayı modifiye yapmaya geldim be ya. Şimdi içeriye giriyoruz. Selamımızı verdik. Şimdi arkadaşlar burada. Şimdi Armo Operade, yani bunlar 100 rank gördüğünüz gibi. Bunları yapmanız için bazı seçenekler var. Mesela 55 yarış tamamlamanız gerekiyor. 55 yarışı yaptıktan sonra bu 100 rankı beklemenize gerek yok. 55 yarış yaptıktan sonra bütün arabanın modifesini yapabiliyorsunuz. Çoğunlukla kilitli olmuyor. Onun için modifesini yapmak istiyorsanız dediğim gibi 55 yarışı tamamlamanız gerekiyor. Bunun için ya şurada veya şu taraflarda video koyacağım. Yani etiketleyeceğim, onu izleyip işinizi halledebilirsiniz. Şimdi arabamızın modifesine geçelim. Evet arkadaşlar, şimdi armosunu %100 ekliyoruz. Ondan sonra rakesini %100 ekliyoruz. Enginesini 4 seviye yapıyoruz. Araba hızlı gitsin diye. Ondan sonra gördüğünüz gibi şuradaki motorun yanındaki şeyler değişiyor. Yani şuralar değişiyor galiba. Bir bakalım tam olarak. Evet. Evet arkadaşlar, tam olarak göremiyorum ama neresi değişiyor? Egzozlar mı değişiyor, bir bakalım. Evet, egzozlar değişiyor gördüğünüz gibi. En sondaki egzoz nasılmış? Tamam. Bakayım. Ya pek görünmüyor. Görünecek bir şey yapalım. Evet. Tamam, şunu yapalım. Pek o görünmüyor. Bir bakalım tekrar şunlara da, belki daha güzeldi. En sondakiler hangisi onu yapalım. Vardır bir bildikleri diyoruz. Ve geçiyoruz. Çok kendisi hızlıca atlıyor. Şimdi gördüğünüz gibi ön çamuruklar değişiyor. Yani şuralar değişiyor. Evet, şunu yapalım. Ondan sonra horon, bu neymiş? Tamam, bunu yapalım. Ondan sonra bunlar ne? Ben bir şey göremiyorum. Şöyle bir bakalım, nedir ki bu ya? Bakayım. Ben bir şey göremiyorum ama ne değiştiğini inan anlamıyorum. Şu anda sanki bir şey değişmediğini görüyorum da. İlaki bir şey değiştiriyordur. Horun mudur? Korna galiba bu ya. Evet, korna. Kulaklık kulağımda olmadığı için duyamıyorum, kusura bakmayın. Şimdi arkadaşlar, kornasını onu yapmayacaktık. 32'lik var. Şu 32'likten çok kendisi atlıyor otomatik. 32'likten yapacağız. Gördüğünüz gibi 32'likten yaptık. Şimdi aşağılara doğru inelim. Şu kısımlara. Şimdi arabanın ön tarafı değişiyor. Gördüğünüz gibi şurası değişiyor. Görüyorsunuz, ön tarafı değişiyor. Ama şu saçma şeyi yapmayı düşünmüyorum. Çünkü saçma geldi bana. Bu aynaları değişiyor. Gördüğünüz gibi aynalar değişiyor. Ondan sonra plakası değişiyor. Gördüğünüz gibi plakasını da değiştirdik. Ondan sonra rengini komple metalik olarak yapalım. Veya bir dakika, metalik olarak yapalım arabamızın rengini komple. Şimdi arabamızın rengini yapalım. Önce şöyle bir bakalım arabamızın rengini nasıl bir şey olsa güzel olur. Aslında sarı olsa daha tatlı olmaz mı? Bir bakalım sarı nasıl oluyor. Aslında sarı tatlı oluyor ama iyice bir bakalım. Tamam. Şöyle olsun o zaman arabamız. Biraz daha bakalım.
Aslında böyle de güzelmiş araba ama bakalım gene. Evet, araba böyle de güzelmiş. Şöyle bir bakalım. Tamam, böyle kalsın. Ondan sonra şurasını da metalik yapalım bakalım. Başka neler varmış? Bu da güzelmiş ama burasını da sarı yapmaya çalışacağız. Araba komple sarı olsun veya aynı araba komple sarı olsun daha güzel olur diye düşünüyorum. Aynen öyle. Kendisi çift atlıyor. Nedenini bilmiyorum ama sıkıntı var galiba klavyede diyeceğim ama klavyede hiçbir sıkıntı olmadığını çok iyi biliyorum. Şimdi şuralara aşağılara doğru inelim bir bakalım daha neler varmış. Ondan sonra göz atacağız. Şimdi aşağılara doğru bir iniyoruz. Tamam, baktık yani düzgün bir şey olmadığını gördüm. Ya buraya red mi yapacağız? Yok, red yapmayalım. Oraya yani bakayım. Bronze, yellow yapalım, sarı yapalım arasında. Rofunu nasıl yapalım? Bir dakika bakalım. Oo. Rofu tabii abi. İşte bir tane arkada yedek tekerlek olması şart. Tamam. Of abi araba mükemmel olmaya başladı yavaş yavaş. Araba mükemmel olmaya başladı. Çok iyi. Şöyle en son rangını da yapalım. Ondan sonra bir bakalım. Oo. Şöyle bir bakalım. Yok abi. İstemez. Böyle daha iyiymiş. O istemez. Onu istemez. Onu istemez işte. Offroad tekerlekleri takalım. Çünkü dağlara da çıkabilirdim. Offroad tekerlekleri güzel olur. Offroad tekerlekleri mükemmel olur. Takmadan önce şöyle bir bakalım tekerleklerimize. Önce şöyle baktıktan sonra tekerleklerin değişmediğini gördüm. Galiba yok değişiyor ama tekerlekler aynı kısmında kalıyor mu anlamadım ki bir dakika. Yok değişiyor tamam. Bir bakalım şu tekerleklere önce bir göz atalım nasılmış falan filan. Ondan sonra öteki tekerlekleri yaparız. Offroad tekerleklerini takacağız tabii ki. Her zaman dediğim gibi. Offroad tekerleklerine geçelim hemen. Bakalım nasıl bir tekerlek varmış. Tabii şunu yapalım. Tamam, şunu yaptıktan sonra şöyle geri geliyoruz. Ondan sonra arabanın tekel kısımlarını yapacağız. Bunu da sarı yapalım. Bakalım yellow var mı? Evet, yellow var. Ve bunu da yaptık. Şimdi yazısını da ekleyelim. Yazısını da ekledik. Of, arabamız mükemmel oldu gördüğünüz gibi. Bunu da ekleyelim. Tamam. Sumu kesin de siyah yapalım. Çok güzel. Ondan sonra aşağılara gelelim. Neler varmış? Neler? Keşke koltuk renklerini de değiştirebilseydik diyeceğim ama çünkü bulamadım. Koltuk renkleri galiba yok. Aynen öyle. Araba bu kadar. Şimdi dışarı çıkalım. Of, arabanın gelişatı bile güzelmiş. Araba çok güzel oldu arkadaşlar. Acaba üstteki ışıkları açabiliyor muyuz? Üstteki ışıklar süsmüş maalesef. Açamıyormuşuz. Gördüğünüz gibi açılmıyor. Yani veya açılıyor biz mi bilmiyoruz ama diyeceğim yok. Açılmıyor. Bu kadar açılıyor gördüğünüz gibi. Şimdi of, araba güzel olmuş. Gerçekten mükemmel olmuş. Araba dehşet verici. Şimdi kaza etmeden biraz gezelim böyle. Şimdi hızlıca bir gidelim. Hızını bir test edelim bunun öncelikle. Ulu 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 önündeki arabaları göremedim birden ya. Hadi canım. Hadi canım. Vallahi bir bakalım güzel olmuş. Haydi haydi. Bakalım çok hızlı, çok güzel. Bebek gibi araba olmuş. Gerçekten çok güzel olmuş. Bakalım şöyle. Of şöyle bakamadım. R tuşuna basalım. Anan! Lan ne yapıyorsun lan ne yapıyorsun lan ne yapıyorsun? Lan ne yapıyorsun? Hadi. Hadi canım. Oğlum yolu da göremiyoruz böyle. Ne olacak ya? Hasbinallah ya Rabbim ya bir şükür. Bismillahirrahmanirrahim. İnşallah kaza etmez Allah'ım ya Rabbim. Bir dakika bakalım. Hadi canım. Ha böyle araba mı sürülür lan böyle araba mı sürülür lan böyle araba mı sürülür? Lan arkadaş ben anlamıyorum böyle araba mı sürülür ya söylüyorsunuz abi böyle sür böyle sür kamera açısını değiştir. Aa kamera açısını değiştirdim. Ölür ne oldu gördün mü ne oluyor kaza ediyoruz ya. Ya kaza ediyoruz kardeşim ya. Böyle olmaz. Abi araba nereye gittiğini bile bilmiyorum baksana arabanın nereye gittiğini bile bilmiyorum. Oo araba arabayı tırmalıyor.
Hamile bırakacak arabam onu ha. Ay bu ne lan böyle? Ulan araba arabaların üstüne çıkıyor böyle. Böyle bir araba mı olur lan? Ulan bu nasıl bir araba? Neyse her şeyini biraz da içinden sürelim. Bir bakalım içinden sürdükleriniz zaman. Tamam bir bakalım kaç basıyor abi. Bir bakalım. Abi 75'i 78, 80, 90, 100'ü 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 101'i 102, 105, 108, 108, 108, 114, 114, ala 115. Oğlum ben bunu böyle idare edemem. Gitti. Aha vurduk valla. Arabayı vurduk gördüğünüz gibi arabayı vurduk. Ya bana ben böyle süremiyorum arkadaşlar kusura bakmayın. Şimdi arabayı böyle biraz sürelim. Allah. Ya abi ya abi lan ne yapıyorsun ya? Ya vallahi araba parampirçik olduğu kesin tamam mı? Ben onu size söyleyeyim. Gördüğünüz gibi arabamız parampirçik. Pirçik parampirçik. Şimdi arabayı böyle lan böyle sürülmez tamam ben anladım böyle süremiyoruz onu anladım. Şimdi arkadaşlar böyle hızını gördük 115'e kadar çıktığını gördüm belki 116'ya kadar çıkıyor hızı. Arabanın güzel olduğunu biliyorum ama böyle bu tarz arabaları seven alsın yani sevmeyen bence almasın. Oy bence arabayı almasın sevmeyen. Şimdi ben seviyorum bu tarz arabaları yani bu tarz arabaları sevdiğim için aldım. Yani öteki arabaları halen çoğunu alamamışım ama bu arabaları sevdiğim için aldım. Şimdi arkadaşlar böyle dağda da deneyeceğiz bu arabayı. Dağda nasıl gidiyor ben de çok merak ediyorum. Dağlık yerlerde arabamız nasıl gidiyor çok merak ediyorum yani. Ondan sonra bir bakacağız. Ondan sonra videomuzu sonlandırmadan önce şekil çukul yapmaya çalışacağız. Bir bakalım. Öncelikle şurada bir kaydıralım. Arabamız kayıyor mu? Ona bir bakalım. Bu arabada kayar mı lan? Yok abi bu araba kaymaz. Yok abi bu araba kaymaz. Şimdi öncelikle şekil şukul. Oy arabayı ne olmuş? Arabayı ne olmuş abi? Abi arabayı ne olmuş lan arabaya? Oğlum valla araba arabalıktan çıkmış şimdi. Şöyle dağlık bölgelere yavaş yavaş basalım abi. Uf. Abi jet gibi gidiyor araba. Jet gibi. Araba çok güzel ya. Araba mükemmel abi. Gitme lan. Oy. Valla zor kurtardık. Yemin ediyorum. Kıl payı kurtardık. Araba çok mükemmel. Gördüğünüz gibi her yerden çıkıyor. Arabayı kıl payı kurtardık. Yemin ediyorum. Arabayı kıl payı kurtardım ya. Allah'ım yarabbim. Araba çok güzel. Abi bak araba buraya tırmanlarsa bu araba alınır. Bak şura. Şurası tırmanlıyor. Uf. Araba tırmanladı lan. Oğlum vallahi araba alınır. Yemin ediyorum araba alınır. Arabayı çok güzel yapmışlar. Yani dehşet yapmışlar. Bak. Mesela yavaş yavaş gelelim araba lan, ne yapıyorsunuz gelen geçen vuruyor ya. Bakın arkadaşlar araba buraya tırmanıyor rahatlıkla çıkıyor rahatlıkla çıkıyor. Ama rahatlıkla çıkıyor da şimdi şöyle bir şey var arkadaşlar yol düz değil. Hani düz hani dağlık mağlık bakın şimdi bekleyin çıkacak bakın. Bakın hiç zorlanmıyorum hile mile yok. Bak hiç zorlanmıyorum araba rahatlıkla çıkar bakın. Wow! Gördüğünüz gibi araba çıktı yani araba mükemmelmiş abi bunu tasarlamışlar ama mükemmel tasarlamışlar yemin ediyorum. Normal bir taksiyle gel çıkamazsın aşırı söyleyeyim veya farklı bir off-road arabasıyla gel gene çıkamazsın. Ama bu araba gerçekten sanki bu dağlar için tasarlanmış gibi bir araba. Gördüğünüz gibi araba rahatlıkla hiç yani böyle fazla da basmıyorum arabayla. O kadar aşırı derecede de basmıyorum. Yani kendiliğinden rahatlıkla çıkabiliyor. Gördüğünüz gibi araba rahatlıkla şuraya kadar çıkabiliyor. Bakın arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şimdi biz bu arabayı bir yerde böyle sulu yerlerde denememiz için öncelikle videoyu burada keseceğim. Öyle bir yer bulacağım. Beraber deneyeceğiz sizlerle beraber. Evet arkadaşlar arabamızı dağlık bir bölgeye getirdik ve arabamızı burada deneyeceğiz. Bakalım arabamız burada nasıl bir şeymiş. Ve biliyorsunuz ki az önce arabamız çok güzel dağlara çıktı. Bence burada da hiç şey yapmayacak. Burada da çoğu yerlere çıkacak diye düşünüyorum. Gördüğünüz gibi şöyle yavaş yavaş götürelim arabamızı. Böyle araba çok güzel çıkar diye düşünüyorum. Şimdi arabanın verimini tam veremiyorum. Çünkü uzaktan sürdüğüm için arabanın verimini tam veremiyorum bu konuda.
Dağ off-roadlarını seven arkadaşlar için bu video. Şimdi arkadaşlar böyle şeyleri seviyorsanız hiç kaçırmayın bu arabayı derim. Çünkü araba çok güzel bu konuda. Araba mükemmel bu konuda. Şimdi yavaş yavaş videomuza geçmeden önce yolumuzu bir bakalım. Arkadaşlar şuraya bir bakalım. Abi şuraya bak, şuraya. Allahu ekber. Allahu ekber. Allah 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 Allah. Abi mükemmeldi ya. Mükemmel bir atlayıştı. Gerçekten güzel bir atlayıştı. Abi bunlar burada kamp mı yapıyor? Orada kamp mı var ya? Anlamadım ki. Orada bir şey var. Dur bakayım neymiş orada. Ben göremiyorum. Orada kamp. Oo, kamp yapıyorlar. Yapın yapın, tamam. Yapın. Öldürmeyeceğim senin. Yap. Kamp yapıyorlar kocasıyla galiba. O ne lan? O ne lan? Bu da benim arkamdan atlamış ama böyle pert oldu, gördün mü? Abi herkes herkesin dediğini yapmasın. Yani özenmeyin birbirinize, bakın. Adam benim arkamdan atladı, pert oldu, gördünüz mü? Adam benim arkamdan atladı. Pert oldu, pert, 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 pert. Şimdi arkadaşlar bu suyun içinden girer mi girmez mi ona bir bakacağım öncelikle. Yani ne kadar derinliği var falan filan ona bir bakalım. Abi girmez, çok derin bir su. Kesinlikle derin bir su. Oho. Ahu ahu ahu. İşte abi su baya derin. Şimdi bu arabayı tekrar burada denemek için şuradan yukarı zıplayacağız, atlayacağız. Onun için ne yapacağız? Çok hızlı gelmemiz gerekiyor. Acaba buradan nasıl gider veya nasıl zıplar, ona bir bakalım öncelikle. Şöyle arkalara doğru kayalım, besmelemizi çekelim, bismillahirrahmanirrahim diyoruz ve ya dayı beni bıraksana, ne istiyorsun? Şimdi hızlıca gidiyoruz, hızlıca gidiyoruz. Bakalım ne olacak, ne olacak? Allah, su yok deme. Vallahi yokmuş, tamam tamam tamam, su yokmuş, tamam su yokmuş, su yokmuş ama mükemmel. Oğlum o ne ayak lan, o da atlıyor lan. Oğlum benim yaptığımı sen niye yapıyorsun gerizekalı? Oğlum o normal bir insan yani. Yani oyuncu değil anlamında söyleyeyim size, oyuncu değil. Yani onu yapmaya çalışıyor, ben onu da çözemedim. Yani araba gerçekten mükemmelmiş yani o kısımda. Şimdi off-road'ımıza geçelim, bakalım neler yapabiliyoruz bu arabayla. Şimdi yavaş yavaş şöyle bir bakalım neler yapabiliriz. Ondan sonra arkadaşlar şuradan yavaş yavaş inelim. Gördüğünüz gibi araba buradan çok güzel bir şekilde inemedi tabii ki. Nazara getirdik gördüğünüz gibi. Oy oldu. Şimdi. Abi şurada ormanlık bölgelerde olduğumuz için şimdi yavaş yavaş arkadaşlar gördüğünüz gibi araba şuradan rahatlıkla hiç... Oğlum bu ne lan? Oğlum bu normal insan ama hileci galiba. Ana. Ana normal insanmış. Ama az önce görünmüyordu. Cuma cuma gelsin ya, yazıktır, gelsin. Gelsin gelsin. Gelirse gelir, gelmezse gelmez. Bakalım iki kişi ne yapabilir, bir bakalım ama gelmiyor galiba. Boş verelim, bu bizi öldürebilir herhalde. Biz şimdi off-road'ımıza devam edelim, gördüğünüz gibi. Böyle yavaş yavaş gidelim. Görüyorsunuz gidiyoruz yavaş yavaş, off-road'ımızı böyle götürüyoruz. Şimdi araba gerçekten bu konuda çok iyiymiş. Hani açıkça söyleyeyim size. Gördüğünüz gibi araba gerçekten bu konuda dehşet yani. Bakalım yavaş yavaş gitmeye başlıyoruz. Gördüğünüz gibi gidiyoruz. Of. Oy oy oy. Şimdi burada su var mı? Ona bir bakalım. Evet su varmış. Bakın şimdi yavaş yavaş su varmış gördüğünüz gibi. Yavaş olmamız gerekiyor buralarda. Çünkü sulara batarsak araba gider. Araba gittiği zaman da sıkıntı. Oo, buraya niye geldik? Şimdi şuradan çıkmaya deneyelim. Arabamızı çıkartmaya deneyelim şuradan. O adam da geliyor bu arada. Bu arada adam da geliyor. Abi adam ya beni öldürecek ya farklı bir şey peşinde. Büyük ihtimalle benim peşimde. Umarım beni öldürmez. Bir bakalım geldi. Oo, bunun da off-road aracı var dediğim gibi. Güzel arabası var. Aynen öyle. Şimdi galiba bu gelecek yanımıza, bakalım. Ne yapmaya çalışıyor? Hadi bakalım. Oturamıyor mu acaba? Hadi bakalım bir dakika, ne yapalım? Bizim var ondan, var.
Ya abi sen ne yapmaya çalışıyorsun? Hadi canım. Şimdi şöyle yavaşça şuralardan çıkalım. Gördüğünüz gibi arabayı buradan rahatlıkla çıkartabiliyoruz. Dimdik hatta. Gördüğünüz gibi dimdik yerden çıkartabiliyorsun. Gelsin o arabayı buradan çıkarsın. Tamam mı? Çıkartamaz buradan. Hatta gel gel bak ben de çıkayım bak o da gelmek isteyecek. Hatta çıkıyoruz şu anda. Kenarlardan kaymazsa yukarıdayız. Tabii kaydık. Adam da çıkmaya çalışıyor görüyorsunuz. Biz araya sıkıştık galiba. Araya sıkıştık. Adam çıkartamayacak bence. Bir dakika ben arabayı çıkartacağım derken araba senin içine girdi. Abi dümdüz yol yani. Yamuk bir yere takılmazsak bu araba kesinlikle yukarıya çıkabilecek yani. Araba yamuk bir yere takıldığı için çıkamıyor. Hatta ön kaldırıyor. Araba ön kaldırmazsa çıkardı yani. Normalde şimdi dediğim gibi araba çıkacak. Bekleyin. Şunla. Bu araba normalde burada çıkabilir. Şimdi hızlıca bir şekilde çıkacağım. Haydi Bismillahirrahmanirrahim diyoruz. Hadi. Lan gene. Arkadaşlar aslında bu araba burada çıkar. Çıkar da hani yani yol düz değil. Bak araba takla takla hata geliyor. Yol şuradan çıkalım. Yol düz değil. Yol düz olsa bu araba buradan her türlü çıkar. Yani hiç zorlanmaz. Hiç. Yani zorlanmaz bile. Gördüğünüz gibi araba buradan buraya kadar çıktı. Şimdi şuradan da sıkıştık lan. Lan sıkıştık. Tamam. Adam bizi aşağı indirecek. Ulu. Çık. Oğlum vallahi çıktık. Gördünüz mü? Yemin ediyorum çıktık. Adam buraya çıkmakla uğraşsın. Bakalım ne olacak? Çıkabilecek mi? Hadi çık bakalım. Gördüğünüz gibi araba çıkamıyor. Araba çıkamıyor yani çıkmaya uğraşıyor yani gördüğünüz gibi. Bu araba çıkabildiği yerde çıkamaz yani kolay değil. Çıkması görüyorsunuz. Şimdi yani o araba adam çıkmaya çalışacak. Yani sabaha kadar deneyecek arabayı oraya çıkarmak için. Gördüğünüz gibi araba pert. Oğlum araba buraya sıkıştı lan. Lan araba buraya sıkıştı. Arkadaşlar araba buraya sıkıştı gibi geldi bana ama. İnşallah da sıkışmamış tekerleğin yarısı oraya nasıl girdi arkadaş? Abi tekerlek oraya nasıl girdi? Çıksana lan. Abi tekerlek oraya girdi. Çıktı. Çıkardık. Arabayı da oradan çıkarmayı başardık gördüğünüz gibi. Şimdi arkadaşlar bu arabanın evet. Şimdi arkadaşlar videomu beğendiyseniz abone olmayı, like atmayı unutmayın. Discord'da hepinizi bekliyoruz arkadaşlar. Abone olduktan sonra yorum yazmayı da unutmayın. Umarım Discord'umuza gelirsiniz. Beraber görev yaparız, beraber eğleniriz, beraber güleriz. Hadi hoşça kalın.